Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bu akşam ders biraz farklı olacak. Müsaade edeceksiniz. Birikimim bir hedefe olacak. Size de lazım zannediyorum çünkü 4-5 tane devlet dolaştım. 4-5 tane devlette şahit olduğum ortak firavunluk, sinsi plandan bahsedeceğim size. 5 devlet dolaştım. Müslümanlar arasındaki sinsi bir proje tatbika koyulmuş. Türkiye pek o kadar farkında değil. Proje Şia planı. Şiaların Ehl-i Sünnet üzerindeki oynadıkları oyundan biraz bahsedeceğim. Sonra lemalardan ders yapacağım. Şimdi ben size ilk önce Şiaların itikadından bahsediyorum. İtham değil. İnançlarından bahsedeceğiz. Bizde kaç tane iman esası var? Amentu billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusuli. Hasan abiyim ben, tamam mı? Bu ders yapıyor. Kaç yaşındaydı? 3,5. Annelerine geçiyormuş. Ben Hasan abiyim, ders yapıyorum size. Şimdi ben Hasan, hakiki benim işte. 3,5. Şimdi amentu billahi ve melaiketihi ve kütübi ve rusulihi lahir biliyoruz. Şialarda şudur. Amentu billahları tevhid bir. İki, adalet iman esaslarındandır. Üç, nübüvvet. Nübüvvet peygamberlik fakat onun olmasının sebebi 12 tane imamların Allah tarafından seçildiğini ve nübüvvetin devamı olduğunu. Hulul akidesi, Allah insanların içine girmiştir. Hulul akidesi bunlarda var olduğu için 12 imam Allah'ın görüntüsü. Allah onlara hulul etmiş. Onları Allah seçer. Onların hükümleri Allah'ın hükümleridir. Haşir meydanında Allah değil, melekler değil, imamlar hesaba çeker bütün insanları. Ve Şiiler hesap sormayacaktır. Nübüvvet İş kolay. Sana ne uğraş evlisini. Adam bir şey aldım garantiye. götürdü. 4. Mead. Tahrif edilmiş, bozulmuş ahiret inancı. 5. İmamet. Seçilmiş günahsız imamlara iman etmek. Başta olmak üzere. Ricat. Bazı seçilmiş kimselerin yeryüzüne tekrar dönmesi. 6. 7. Çok önemli. Takiye iman esasındandır. İnandığınız gibi inancınızı göstermemek iman esasındandır. Hazreti Ömer'in sözünün tersi. İnandığınız gibi olun veya olduğunuz gibi inanın. Yani inandığınız gibi yaşamazsanız olduğun gibi, yani yaşadığınız gibi inanırsınız. Sözü var ya, bunlar da terstir. İnancınızı göstermeyeceksiniz. Bu iman esasındandır. Takiye. Bulunduğunuz devlette o devletin dininden gözükeceksiniz. Mesela Almanya'da Şialar biz Hristiyanız diyorlar. Tamam mı? Dolayısıyla münafıklık itikattan olmuş. Yani içsel hesap. Hatta Ehl-i Sünnet'e şirin gözükmek için çocuklarına Ebu Bekir, Ömer de koyarlar. Takiye iman esasından olduğu için. Bak ben o kadar Ehl-i Sünnet'im ki çocuğum bile Ömer ve Ebu Bekir'dir. Oysa en büyük düşmanıdırlar. Çünkü o imam, kayıp imam Ricat yeryüzüne inecektir inançlarında. Ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh kabirlerinden çıkartacak ve diriltecektir. Ve hesabı çektikten sonra onları asacaktır. Bunlar inançlarıdır. Dedim ya, dünyayı dolaştığım için size oynanan oyundan ve çıkış yolu söyleyeceğim. Ben atlayarak söylüyorum. Buna çalışmışım ve Şia akidesinden çıkartmışım bunları. Bir tanesi çıksın,
Hayır, Şia akidesinde böyle ricat yoktur. Takiye yoktur, adalet yoktur. Bunlar da Şia iman esaslarından meleklere, kitaplara, kadere iman yoktur. Dolayısıyla bunlar kadere ve meleklere ve kitaplara hücum ederler. İnançlarında şu sistemi uygularlar Ehl-i Sünnet'e. İlk önce Deccal gibi meala ısrar ederler. Türkiye televizyonlarında, projelerinde ilk önce meal. Müştehitmiş, şey değilmiş, sünnetmiş, hayır. Kur'an'a bakın. Kur'an Müslümanları derler. Meala ısrar ederler. Birinci proje bu. Bunlar belirli yere geldikten sonra proje, toplum buna biraz alışmışsa meale, ikinci bir vitrine dönerler. İşlerine gelmeyen hadisleri inkara giderler. Çünkü hadislerin kaynağı Hazreti Ali ve hanedanından gelir. Çünkü Hazreti Ali ilahtır. Hulul etmiştir Allah, Allah'tır. O öldürülen Hazreti Ali değil, şeytan suretine girmiş. Hazreti Ali o öldürülmüştür. Ama bulutun arkasındadır. Hazreti Ali inecektir. Bilerek konuşuyorum. Şia akidesini okudum ya. O inecektir. Sonra inecektir Hazreti Ali. Dolayısıyla Hazreti Ali'ye isnat edilmeyen hiçbir hadis, hadis değildir. Sonra üçüncü bir vitrin, itikatları, itikatlar inkar ederler. Kadere hücum ederler. Direkt. Ve içtihadi meseleleri kaşırlar. Daha sonra şimdi kader inkar etme seviyesine geldiler Türkiye'den. Sonra bazı ayetlerin çıkarıldığını, 40 tane ayet Hazreti Ali hakkında vardı. O çıkartılmış diye iddia edecekler. Hazır olun ona. Şimdi sıra onda. Sonra bazı ayetlerin de yanlış olduğunu, mesela onlardan bir tanesi bu Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız ayeti uydurulmuş olduğunu söyleyecekler. Daha demediler. Ben size söylüyorum. Tamam. İmametlerin peygamberlerin devamı olarak sayarlar. Bunlar yalnız Allah seçer. Atlıyorum. Bunların inandığı kitap 17 bin ayeti içeriyor. 6666 tane bozulmuş olduğu için böyledir. Onların Kur'an'ı başkadır, dört büyük kitapları vardır. El Kütübül Erba, ilkinin yazarı El Küleyn tarafından yazılmıştır. Bu Hazreti Peygamber tarafından Hazreti Ali'ye radıyallahu anh yazdırılmış ve Hazreti Fatıma'ya verilmiştir. 17 bin ayeti içeren 70 arşın uzunluğunda, yani günümüzün 3 misli büyüklüğünde bir Kur'an-ı Kerim bulunduğunu iddia etmektedirler. Atla. Dolayısıyla Cebrail aleyhisselam şaşırmış. Hazreti Ali'ye vahiy getirirken çok benziyormuş. Hazreti Peygamber ona getirmiş. Dolayısıyla meleklere düşmandırlar. Onun için iman esaslarından değildir. Çünkü hata yapmıştır. Şia'da melekler iman da temel iman esaslarında sayılmamıştır bundan. Atlıyorum, Cebrail'e çok düşmandırlar. Yanlış yapmış zavallı. Şiiler 12 imamın tekrar dünyaya dönerek Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'i dirilteceğine ve onları astıracak ve cezalandıracağına inanmaktadırlar. Şiilerde inanç esaslarından bir tanesi takkiye demiştim. Takkiye Şiile yapmak Şiilerde vaciptir ve farzdır. Takkiye yapmayan kişiye hakkıyla iman etmiş sayılmamaz. Ben Almanya'da rastladım. Ben dedi Hristiyanım dedi. Hangi devlete giderseniz, o devlete, dinine uyarsanız dindar olsunuz diyor. Şiilere göre Sünniler Müslüman değildir. Siz Müslüman değilsiniz onlara göre. Yahudiler, baktı ki Hristiyanlık yükseliyor, filozof Saul ismini değiştirerek Pavlos olmuş. Bu Hristiyanlığı ilk bozan zattır Yahudiler. Baktı ki İslamiyet yükseliyor, o filozof Saul Pavlos ismini alarak Hristiyanlığı bozmuştur. Müslümanların içerisine de Müslüman, o Hristiyandı, İbn-i Sebe'yi sahneye çıkarttılar. İbn-i Sebe o kadar acayip bir
Yahudidir, münafıktır ki yönetimden gücenmiş olan 3000 kişiyi toplar İran'da. Zaten Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman zamanında Hazreti Ali döneminde de hilafete kafa kaldıran fitnebazları İran'ın bir şehri var. Oraya sürgün yaparlarmış. Bunu da oraya sürgün yaptı. Hazreti Ali dedi ki sen ilahımızsın, Rabbimizsin. Onu iddia edenleri Hazreti Ali öldürmedi, yaktı. Bu da ordunun içine fitne olur diye oraya sürgüne gönderdi. O 3000 kişiyi organize ederek Emevi imamlarından ve 3 halifenin 3. halifemiz Hazreti Osman'ı şehit ederler. Bunlar. Emevidir. Hazreti Ali ise Haşimilerdendir. Atlıyorum. İbn-i Sebe Ehl-i Bet muhabbetini istismar etmeye başladı. Hatta Hazreti Ali'nin radıyallahu anh ve evlatlarının ilahlar hanedanı haline getirmeye gayret ediyorlar. İlahlar hanedanı, çünkü hulul var onlarda. Allah onun içine girmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Muaviye radıyallahu anh, Hazreti Amr İbni As'ı şehit etmek için plan kurdular ama ikisi kurtuluyor. Malum Hazreti Ali şehit ediliyor. İranlıların eski dinlerinde hulul akidesi vardı. Onlar insana ilahlık isnat eden hulul akidesi İslam içine İranlar sokmaya başladılar. Çünkü İranlar Müslüman olunca daha eski alışkanlıklarını, adetlerini, örf ve inançlarını değiştirmediler. Dolayısıyla hulul akidesi İslam inancıyla beraber girdi. Zaten vardı onlarda. Hemen İbn-i Sebe bunu çok iyi değerlendirdi. Hulul akidesi doğrudur. Hazreti Ali isnat etmiştir. Tan ilah, ilahtır demiştir. Ve bunların 33 kolu vardır. Bunların planları, içini anlattım, zihniyetini anlattım. Planları ne yaparlar? Uyanık olacaksınız. Din kaynaklarına şüphe uyandırmak. Ehl-i sünnet vel cemaatin şarteli olan kütüb-ü sitteye hücum etmek, onları yayan, onları anlatanların kutsiyetlerini kırmak için kah camide, kah hutbede, kah minberde, kah bu masada ders yaparken aşağılayıcı sorular sormak, nerede yazıyormuş? Bunu sen uyduruyorsun. Yani ders yaparken hemen onların kaynaklarını mı getireceksin? Hemen ama mutlaka bir kaynağı söyle, öyle bir şey yok. Getirsen bile hemen diyelim ezberden var. Nerede bileceksin hemen kaynağı? Burası delillendirme yeri değil ki. Hemen getirsen o yanlıştır, uydurmadır. Rahatça yaparlar. Bunların çaresi böyle derste çıkarlar. Yanlıştır falan diyenlerin bunların umumu hukuktur. Bunlara cevap kovmaktır. Hemen kalk, kalk, çık dışarı. Kovmaktır. Şahsı hukuk değildir. Sen bunu yapamıyorsan geçme buraya. Umumu hukuktur. Öyle sırf kitap okumak değil, uyanık olacaksın. Sana soru sordukları zaman bunu tespit edeceksin. Bir, soru soruyor öğrenmek için mi? Soru soruyor şüphe soru takmak için mi? Üç, soru soruyor makas koyarak treni başka yöne çekmek için mi? Dört, soru soruyor konuşmak için. Beş, soru soruyor aşağılamak için. Mukaddes kaynaklara hücum ederler, kütüb-ü sitteye İmam Azam halt etmiş der. Üstad Hazretleri Buhari'de, Sahih Buhari'de görmek sahabeden işitmek gibidir diyor. Hatırlarsınız. Hürmet ve tazim ifadelerini inkar etmeyi o kadar zirvalamışlar ki Allah'a Celle Celaluhu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselatü Vesselam demeyiniz. Yalakalıktır, yağcılıktır derler. Ta ki hürmet ifadesi dejenere olsun. Vehhabilerin yaptığı aynı yöntem. Haca giderler, Kur'an'ı görürsünüz yerde. Namazda telefonu çıkarlar, konuşurlar. Namazda yürürler. Sen de zannedersin ki bunlar Müslüman. Hayır. Bunlar namazın kutsiyetini Müslümanların nazarında düşürmek, basite indirgemek için projedirler. Bunlar seçilmiştir. 10-15-20 kişidir. Bir bu katta, orada seçilmişlerdir. Aynı adamı belirli yerlerde görürsünüz Mekke'de. Ben bunları
takip ettim. Ben bunlardan bazılarını takip ettim. Telefonla konuşuyor, şey yapıyor, yer gösteriyor. Namazdadır, su içiyor. Böyle namazda konuşuyor yani. Bunların gayesi namazın kutsiyetini yıkmak. Sen daha kıpırdamazken adam her şeyi yapıyor. Donunu bile indirip kaldırıyor. Bu da aynı Şialar da birçok iyi biliyorlar. Kur'an sünnetsiz olmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselamsız olmayacağını ayette söylüyor. Cenab-ı Hak söylüyor. Tabii bunu halk bilmediği için cehaletinden istifade ediyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. Ayetinde icazlı bir icaz vardır. Çünkü çok cümleler bu üç cümlenin içinde derc edilmiştir. Şöyle ki şu ayet diyor ki Allah'a Celle Celaluhu imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı seversiniz, Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sev boşuna sıralanmamış bu. Şimdi anlaşılıyor bu mantık niye kullanılmış. Daha da anlaşılacak. Bu silsile niye kullandı ustad? Ve bunları anlatan en büyük düşmanlarıdır. Bediüzzaman mesela onlar için fasıttır. Vehhabiler için de öyledir. Ehl-i sünnet ve cemaat imamlarını ve ehl-i sünneti anlatan herkes dinsizdir. Ehl-i sünnet dinsizdir zaten. İnançlarında öyledir. Bunu niçin sıralamış? Tehlikenin boyutundan dolayı heyecanlıyım. Yani bu projeyi Türkiye'de kale almıyorlar ama sıralamayı dikkat ettiğiniz zaman hangi sıraya geldi Türkiye belli. Bir, Deccal gibi meali ısrar ederler. Buna alıştıktan sonra işlerine gelmeyen hadisi inkar etmeye başlarlar. Üç, daha ileri gider ama bunları tiyatroda kişileri değiştirirler. Peygamber'e gerek yok, lüzum yok diyorlar abi. Evet. Biraz daha alışınca vitrindeki kişiler göze alışmış, değiştirirler. Yaşer gibi insanları kaldırırlar, İslamsız oğlunu getirirler. Bunlar bir projedir. Çocuklarına Ömer ve Ebu Bekir taktırırlar. Çünkü iman esasındandır takkiye yapmak. Ne kadar usta takkiye yaparsan o kadar Şia kuvvetindesin. Çok dindarsın. Üçüncüsü, itikat esaslarından kaderi inkar ederler. Melekleri inkar ederler, kitap inkar ederler çünkü kitap bozulmuştur. Melekleri inkar ederler çünkü Cebrail yanlış yapmıştır. Kaderi inkar ederler çünkü Şia esaslarında değildir. Müslümanı buhrana sokmaktır. Kişi fiilini halikidir derler. Sonra başka ayetler bozulmuştur. 40 tane ayet çıkmıştır. Bir öncesi, beşincisi, bazı ayetler çıkarılmıştır. En son ayetlerin doğru olduğunu nereden bileceğiz? Çünkü biz indirdik, biz koruyacağız. Bu bile uydurma ayettir. Sokulmuştur. Yanlışlarını düzeltmek için sokulmuştur bunu. Delil yapmak için yaptılar diyeceklerdir. Daha demediler. Galiba zannediyorum şu anda iman esaslarına hücum ediyorlar. Kaldı iki tane. Bazı ayetler çıkarıldığını iddia edecekler yakında ve bazı ayetlerin de son yanlış olduğunu böylelikle İslam dinini yok edeceklerini zannediyorlar. Oysa zanları başlarına geçecektir. Ustad boşuna sıralamamış. Ben hayret ediyorum bunun için sıralıyordu diye meğer şöylemiş bak. Baştan şu ayet diyor ki Allah Celle Celaluhu imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. İki, madem Allah'ı seversiniz, Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Üç, ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Dört, ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Ona ittiba etmek kutsi bilmekle mümkündür. Ama ondan şüphe olursa, peki niye? Cebrail yanlış yaptı. Ayeti Hazreti Ali'ye getirirken Hazreti Peygamber'e getirmiş. O zaman Hazreti Peygamber de sahtekardır aşağı. Kendisine gelmeyeceği bir şeyi kendisine verildi aldığın için reddetmedi. Niye? Mesela bak buraya birisi gelse ilk muhatap benim.
Polis de gelse, tenkit de gelse benim. Siz ikinci derecedesiniz. Ama birinci derecede muhatap ben isem, birinci derecede muhatap Hazreti Ali ise, ona gelecek ayeti Hazreti Ali bildi. Tam bildi, Hazreti Peygamber'e gitti. Yanlış yaptın diyecekti. Burada üç tane yanlış var. Bir, Hazreti Cebrail aleyhisselam yanlış yapmıştır. Kimi getireceğini karıştırmış. Çok benziyorlar. Çünkü Hazreti Cebrail cesede mahkumdur. Cesetle insanları ayırır. Batını bilmez. İftirası var. İki, Hazreti Ali'ye geleceğini Hazreti Ali biliyordu da peygamberi gidince niçin itiraz etmedi? Korkmuştur ve ya korkmuştur ya doğru bilmiştir. Üç hata, peygamberi gelmeyeceğini bildiği halde peygamber niye almıştır? Bu gasp etmiştir derler peygambere. Ama Türkiye'de bunu daha demezler. Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Ne vakit ona ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Peygamberi Allah ittibayı emrediyor. Ne kadar ittiba ederseniz Allah da sizi sever. Çünkü Allah'a iman etmek, onun dediği yapacaksınız. Onun dediğini yapmak, sevdiği kişideki gözükenleri yapmaktır. Zaten Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz. Ta ki Allah da sizi sevsin. İşte bütün bu cümleler şu ayetin yalnız mücmel ve kısa bir mealidir. Demek oluyor ki insan için en mühim âli maksat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Bu ayetin manasıyla gösteriyor ki o matla bu âlanın yolu Habibullah ittibadır. Mesela Bediüzzaman'a niye saldırıyor? Resulullah'a gösterdiği için. Resulullah'a göstermiyor mu? Bunu kim gösteriyorsa, şimdi beni mesela. Operasyon yaptılar bana. Ciddi bir operasyon, polis bir operasyonu yapıldı Almanya'da bana. Tabii bunları anlatan durur mu? Çünkü dış kaynaklarla beraber çalışıyorlar. Terk etmek zorunda kaldım Almanya'yı. Planım 21 gündü. 3'te 2'sini uygulayabildim. Hucuma uğradığım zaman terk etmek zorunda kaldım. Bu ayeti nasıyla bak gösteriyor ki bak Bediüzzaman nereye işaret ediyor. Dolayısıyla o parmağı kırmak istiyor. Bak, parmağı nereye işaret ediyor? Diyor ki o matla bağlanın yolu Bediüzzaman'a itiraz edenler dikkat etsin. Şiaların tuzağına düşüyorlar. Çünkü aynı şeye hücum ediyorlar. Bediüzzaman da şuna işaret ediyor. O matla bu alanın yolu Habibullah ittibadır. Ve sünnet-i senesine iktidadır. Onun için Bediüzzaman'a hücum etmelerinin sebebi budur. Bu makamda 3 nokta ispat edilse mezkur hakikat tamamıyla tezahür eder diye devam ediyor. Ben atlıyorum şurada. Bir daha söylüyorum. Bana da bırakmayacaksınız. Nerede yazıyormuş? Uyduruyorsun dediği anda atın dışarıya. Projedir o. Saftır, saftirikleri seçiyorlar aramızdan. Onlara göre biz bunları Resulullah'a anlatmak, o kainatın çekirdeğidir demek, dininizi çalıyorlar, dininizin içini boşaltıyorlar, secdenizi çalıyorlar, tesbihinizi çalıyorlar, nakaratla sizi aldatıyorlar. Madem itirazın var, çek git kardeşim, burada olma, git onların safına kal. İkinci nokta, muhabbetullah ittibai sünnet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam'ı istizam eder. Görüyor musun? Yani aleyhissalatü vesselam dedin değil mi şimdi? Yalakacısın. Peygamber'e yalaka yapıyorsun, öyle diyorlar. Korkma, iyi yanlış, yapıyorsun. Yanlış diyorlar. Ha? Yanlış diyorlar. Evet. Aleyhissalatü vesselam, sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta daha ileri gittiler bir elemanı. Allah geleceği bilmez. Ben kimle evleneceğimi de bilemez. Kaderi de bitiriyorlar. Bütün yani bilemez zaten. Kader inkardan sonra geliyor. Allah'a bakın. Allah inancına bakın. Allah geleceği bilemez. Siz diyor yalakamalık mı yapıyorsunuz? Allah Celle Celaluhu demek mukaddes şeylere böyle demek. Görüyor musun? Müslüman uyanık olacak sevgili kardeşim. Saflık dönemi bitti. Ya ayakta olacaksın. Ya ayakta olacaksın. Bir ikinci şıkkın yok. Mümkün değil. Müslüman
Kur'an'ın inkar ediliyor. 17 bin ayet diyor. Daha o proje girmedi. İki, peygamberine hücum ediliyor, direkt değil. Muhabbetullah, ittiba-i sünnet-i Muhammed aleyhissalatü vesselam istizam eder. Çünkü Allah'ı sevmek, onun marziyatını yapmaktır. Görüyor musun? Bediüzzaman nereye işaret ediyor? Allah aşkına. Malatya 10 kilometre diyor, tabela. Tabela mıdır Malatya? Yok, işaret ettiği yer ya. Değil mi? Usta tabeladır. Sünnet-i Seniye. Kur'an. Allah. Kütüb-i Sitte. Edile-i Şeriye. Hep ona işaret ediyor. Sevilir mi bu? Sevilmez tabii. Biz ne yapacağız? Daha çok seveceğiz. Çünkü Allah'ı sevmek onun marziyatını yapmaktır. Sıcak su diyor. Sıcak su getirsin. Ben duydum, sen duymadın bunu. Marziyatı ise en mükemmel bir surette Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'da tezahür ediyor. Marziyat ilahi nerede tezahür ediyor? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'da tezahür ediyor. Artık demek zorunda kaldım diyeceğim. Bunu da silerler. Ama sizi diyeceğim. İyi dinleyin. Sahabeye niçin yetişilmiyor? Buna da hücum edecekler bana. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetine katıldıkları için. Ne var sohbette ya? İki şey var. İnsiba ve inikas var. Öyle mi? Ne demek o? Taayyum ve teşahhus ediyor. Peygamber ruhu. Namazda oluyor ya bak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Ben, sen, o. Üçüncü tekil. Errahmanirrahim. O Rahman ve Rahim'dir. O. Maliki Yevmiddin. O dün günü sahibidir. Bismillah. Dün günü sahibidir. Allah razı olsun. Ben, sen, o. Gayb. Gaybane iman. Ayet-i Kübra'nın birinci mertebesi. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. İkinci, muhataba oldu zamir. İyyâke, sana. Sana iman ederiz. Senden yardım isteriz. Ona değil, ona iman ederiz. Değil, sana. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Sana ibadet ederiz. İman ederiz. Sana iman ettiğimizi ibadet ederiz. Senden yardım isteriz. Sen oldu değil mi? Ben, sen, odan, sen oldu. O makama çıkıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da yüceltmeyin diyor. Oysa Peygamber aleyhissalatü vesselam da insiba ve inikas var. Çünkü diyor ki Allah'ı sevmek onun marziyatını yapmaktır. Marziyatı ise en mükemmel bir surette Zat-ı Ahmet aleyhissalatü vesselam da tezahür ediyor. Niçin? Çünkü o kimdir biliyor musun? O kimdir? Benim mektubatımı getirir misin canım kardeş? Odada. Bak şimdi. O kimdir biliyor musun? O şudur. Hem o melek ve cin ve beşerin seyidi olan zat. Peygamberimiz. Aleyhissalatü vesselam. Ya Resulallah. Sana salavat getirmek yalakalık diyorlarsa... Kainatın zerrata dedince sana yakalık yapsam bile azdır ya Resulallah. Senin getirdiğin bu iyiliğe mukabil ben mukabele edemem. Hem o melek ve cin ve beşerin seyidi olan zat, şu kainat ağacının en münevver, en mükemmel meyvesi, Allah Allah. Ve rahmet ilahiyenin timsali. Rahmet-i İlahiye'nin timsali ne demek? Peki. Güneş. Ayna. Aynadaki güneş. Aynanın timsali suretidir. Aynedir, aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Ayna, dikkat et. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür, anlaşılır, fark edilir değil. Allah görünür daim. Bak aynedir bu alem. Her şey hak ile kayım. Hak esması ile Cenab-ı Hak da intikal edilir.
Resulullah'ta intikal edilmez. Kainattan Allah'a intikal edilir. Aynadan. Ayna beni gösterir. Ayna bu. Toprak ayna değil, mirattır. Çekirdeği atarsanız ağaç olur. O mirattır. Seni inşa eder. Kainat Allah'a işaret eder, götürür. Resulullah öyle değil. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam için hak ne diyor? Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Hak Cenab-ı Hakk'a götürür bu mevcudat. Ona işaret ediyor. Onun donmuş hali. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Rahman görünür demiyor. Rahman görünür demiyor. Hakim hak gözükür demiyor. Ne demek biliyor musunuz? Efendim abim? Bütün isimleri Allah. Evet. Bak şimdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam muhatap olan zat rüyada görsen sahabe olamıyoruz. Celaleddin'in suiti Kudüs'e sürüyor. 40 defa uykuda da değil, uyanık da değil, yakaza, uyanık. Açıkken 40 defa müşahede etmiş ama sahabe olamıyor. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı görmekte iki tane şey var. İnsiba ve inikas. Seni yapılandırıyor. Ne yapıyor? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ruhu sana inikas ve insiba ediyor. Yani taayyum ve teşahhus ediyor. Oraya bakınca ya Rab düşünerek kullanacağım. Düşünerek kullanacağım. Oraya bakınca peygamberden ilk önce sana insiba ve inikas geliyor. Seni yapılandırıyor. İnsiba ve inikas. Kim bu? Rahmet-i ilahiyenin timsali. Aynadaki güneş. Güneş değildir aşağı. Ondandır o ruh. Mirat-ı Muhammed'den aynada gözüken güneş. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Taayyum ve teşahhus edince senin ruhuna insiba ve inikas eder. Seni dönüştürerek değiştirir. İnşa eder. Toprak gibi ağaç yapar seni. Dönüştürünce oraya bakarken sen dönüşüyorsun, o aynada Allah'ı seyrediyor. Mirat-ı Muhammed'den kim patlarsa patlasın. Bunu patlatayım yani. Mirat-ı Muhammed'den Allah görün. Sahabeye yetişilmemesinin sebebi Mirat-ı Muhammed'den Allah'ı seyrettikleri için. Anladın mı Abdullah? Mirat-ı Muhammed'den anlaşılır, fark edilir, düşünülür, tefekkür edilir değil. Görülür daim. İntikal edilir canım Allah. O kainattaydı. Aynedir bu alem. Aynede intikal var. Ve mevcudatta vacib-ül vücuda bakarlarsa oradan da Cenab-ı Hakk'a bakarlar yani. Mevcudat aynalarında vacib-ül vücuda bakıyorlar. Bak. İyi hatırlattın. Abi mirat, ayna ve aynalar üçü de biraz farklı değil mi? Tabii canım. Allah razı olsun. Mirat'ta mesela bak şu Mirat'ta şey söyleyeyim. Bunu şey yapacağım. Ayna. Lavaboya gittim. Ben bunu yansıtayım oraya. Yansır mıyım? Ben burada gözüktüm. Hadi beni oraya taşı. Yok. Güneşi koy. Yansır. Yansır. Demek ki normal olunca. Hem gösterir. Gösterirse ayna olur. Bu oraya taşınırsa, bunu inşa ederse başka yerde mirat olur. Güneş nurani olduğu için ben donum. Güneşi bu ay, güneş gözüküyor. Bu güneşi oraya taşıyor. Bu taşıma, mesela üniversite diplomasında ortaokul lisede var mı? Miratta ayna da var. Ama aynada mirat yok. Aynada ben gözükürüm. Mirat da beni oraya taşır. Güneş vurur. Oraya geçer. Oraya taşır. Mirat anladık mı? Seni inşa eder. Nerede inşa eder? Bu aynada. Çünkü sen nereye iman ettinse orada inşa eder. Ne dedim? Nereye ahirete iman ettinse orada şu anda amellerimiz ahirette olacak değil. Olurken oluyor. Şu kolumu salladığım anda orada olmuş. Aynı anda. Çünkü bu alemi şehadet, alemi şehadet dünya, alemi gayb üzerine tenteneli perdedir. Örtü neredeyse
örtülen de oradadır. Örtü orada, örtülen de orada. Öyle bir şey olmaz. Örtü neredeyse, örtülen de oradadır. Dünya ve alem-i şehadet, ahiretin üzerinin örtü müdür? Ahiret de buradadır. Nerededir? Buzun neresinde su varsa, ahiret de dünyanın orasındadır. Odunun neresinde nur varsa, dünyanın orasında cennet vardır. Odunun neresinde duman varsa, ateş varsa, dünyanın orasında cehennem vardır. Cesedin de neredeyse ruh, dünyanın orasındadır ahiret. Ahiret, zahir manası şu, mevt, tebdil-i mekandır. Yani oda değiştirmektir, değil mi? Mülkteki manası budur. Batın manası değil. Mekanı, mekan, mekanla değiştirme, bedellemek değil. Mekanı değiştirmektir. Takdir mekanı değiştirmektir. Bir yere gitmek değil. Bak şimdi seyret, sana geleyim. Ya bunlar da bize bu dersi yapmamıza sebep oluyorlar. Onun için hoşuma da gidiyor. Mücadele etmek benim kanıma girmiş yani. Zevk alıyor. Uyanık olursanız bana keyif verir. Bak, ehli hakikatin bir kısmı nasıl ki ismi Vedud'a mazardırlar. Ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle mevcudatın pencereleriyle vacibul vücuda bakıyorlar. İsmi Vedud'a mazar olan kişiler. Mevcudatın pencereleriyle. Pencere. Pencere vasıta. Nereye bakıyorlarmış? Vacib vücudu da anlıyorlar, kavruyorlar, intikal ediyorlar değil. Bakıyorlar. Bak şimdi. Öyle de şu hiç ender hiç olan kardeşinize yalnız hizmeti Kur'an'a istihdam hengamında ve o hazine-i bir nihayenin dellalı hengamı bir dellalı olduğu bir vakitte ismi Rahim ve ismi Hakime mazariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Vermiş ne olmuş sonra? Neticeyi söyle. Bütün sözler o mazaretin cilveleridir. Tamam da netice söylemedik ama kayıverdi. Viraj aldı. Mevcudatın aynalarıyla vacib vücuda bakıyorlar. Mevcudatın ayna. Bakıyorlar nereye? Vacib vücuda. Hangi ismi mazar oldukları için bakıyorlar? İvedud. Bu içenler hiç olan kardeşin ismi Rahim ve Hakime mazardır. Neticeyi söyle. İsmi Vedud'a mazar olanlar mevcudatın aynasına vacib vücuda bakıyorlar. İsmi Rahim ve Hakime mazar olan ne oluyor? Hiçbir şey yok. Sözler buna mazardır. Tamam. Neticeyi söyle. Netice yok. Sen doldur. Netice yok. Nereye bakıyorlar? Üstad kendini fazlasıyla gizlemiş. Gizlemiş. Çünkü Allah'ı görmek ehl-i sünnet ve cemaat itikadındandır zaten. Sözlerde Miraç Risalesi'nde var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gitti geldi o kapıyı açık bıraktı diyor. Etkiya ümmeti gidip geliyorlar diyor. Şimdi bak peygamberimiz neymiş ki neymiş 193. Orayı bilirsek bak ne olacak? Ne işimize yarayacak? O sırlara atfetti ya bir Rahman ve Rahim'e, Hakim'e. Evet. O sırların içerisinde o hakikate adı gösteriyor. Evet. Yani ismi Rahim ve Hakim'de inkişaf eden de ruhlarında seyrediyorlar. Şimdi sahabe iki kaynaktan besleniyor. İnsiba ve nikas. Ne yapayım zaman müsaade etmiyor. Şartlar müsait değil de doldurayım şunun içini de bir patlı bir şey olsun diye ama tutuyorsun kendini. İnsiba Resulların yanına olduğu zaman insiba ve inikas. Tamam mı? Onu yapılandırıyor. Yapılandırınca onun ruhuna sahabe taayyum ve teşahhus ediyor. Peygamber. O artık sahabenin ruhunda ruh oluyor. Yani dersin ya, ulan girdi içime ya. Ya nasıl girer? Ulan cin giriyor da peygamber girmesi çok mu ya? Deli edecek de beni ya. Nasıl girer peygamber ruhu? Ulan cin giriyor. Bırak da ben de gireyim de cine kadar benim tesirim yok mu ya? Hem de kafir cin namaz kılma diyor. Girdiğini nereden biliyoruz? Şarkı türküde hoş. Kur'an ve ezanda kulağını tıkıyor. Kim girmiş ya bu adama? Öyle değil mi?
Şarkı türkü dinlerken bir hava. Leylim leylim. Kur'an okunurken, ezan okunurken. Ne diyor peki? Doktorluk mu bu adam? Sokaktakilere fevkalade uyumlu. Ona hizmet edenlere ve onu okuyan hocalara küfür ve saldırma. Tıbbi midir? Lan cin giriyor adama. Şeytan giriyor. Şeytan dolaşmıyor mu kanda? Kanımızda peygamberimiz diyor ki vücudunuzda kan dolaşır. Kanda da şeytan dolaşmıyor. Ona şeytan giriyor da Allah Resulü müsaade etme girsin de içeri. He? Oldu mu şimdi? Oldu. Ya? Peygamber bile, Allah bile bu cemaate şahit şu anda. Kardeş, sirayet var zaten. Hemen diyecek ki biraz önce hulul söyledin. Hulul fark şu. Ayna güneşte gözüküyor ama ayna güneş değildir. Hulul Şia itikadında Allah girer kuluna o tanrılaşır. Tobestovla. Burada vurur seni sibgatullah. Allah'ın sıfatlarıyla boyalar. Tanrı olmaz. Kelam ediyor. Anladın mı? He? Kelam ediyor. Kaç yüz sene önce ölen birisini diriltiyor. Şimdi ölüyü dirilten bir kelam diriyi de diriltir yani. Gözün güzel. Mektubatta var ya, kızımı gömdüm. Değil mi? Kızımı gömdüm ya Resulallah. Geylani'de de bu keramet var. Onu tabi Müslüman olunca vicdanı açabilir misin canım? Ondan sonra... Kapıyı da... He. Çünkü zaten der sıcak yani. Ölüye ya filane sirayet etmedi mi? Bak, elektrik cihaza girer, elektriği çalıştırır ama cihaz elektrik olmaz. Allah ve peygamber nuru Müslümana girer, makinanı çalıştırır ama insan haşa peygamber ve tanrı olmaz. İran Şia'ında ise Allah hulul eder ve tanrı olur. Mesela onların dini lider, Hamane mesela, tanrının görüntüsü, tanrıdır yani. O ne karar verirse Allah vermiştir. Haşir meydanında da hesap o alacaktır. Şiaları hesap sormayacaktır. Diğerlerine soracaktır. Anladın mı? Yani hulul deme yapmadınız mı? Mukadder soruya cevap verdim. Ayna güneşte gözükür ama ayna güneş değildir. Güneşi gösterir. O değildir. Ondandır. O değildir. Hem o os değildir. Hem o öze ostur. Şimdi peygamberimiz melek, bir melek, cin ve beşerin seydi olan zat, şu kainat ağacının en münevver ve mükemmel meyvesi. İki, rahmet ilahiyenin timsali, aynadaki rahmet ilahiyenin, Allah'lık hakikati değil, rahmet ilahiyenin timsali, yani güneşin aynadaki görüntüsü. Allah'ın rahmeti nasıldır bilmiyoruz. Bilmek istiyor musun? Resulullah aynasında gözüküyor. Nasıl gözüküyor? Beni acaba şefaat eder mi? Beni acaba kabul eder mi peygamber? Bir bakayım, bir iz takip edeyim hayatına. Ben takip ettiğim için ezber konuşmuyorum. Ulan dedim, acaba beni alır mı ya? Bana şefaat eder mi? Merak ettim. Dedim ya, acaba ümmetim der mi diye merak ettim. İz takip ettim. Bir baktım, nasıl bir adamdır aleyhissalatü vesselam. Bir baktım ki amcasını şehit eden vahşi bile affetmiş. Ben Hamza'yı şehit etmedim. Beni de edecektir dedim. Seni de edeceksin. Hanginiz Hamza'yı şehit ettiniz? Böyle dedi ki, ben şöyle zannediyordum. Ya kalbimde bir şey olur ya, şey vahşi var ya. Duvarın arkasına geç. Meğer gözüm görmesin nurda kalktıktan değil. Yani Allah beni tazip eder. Sen iman ettiğin benim kardeşimsin. Ama amcamı şehit ettiğin için beşeriyetim var. Ama itikadım var. İtikadım kardeş. Ama beşeriyetim amcamı öldürdün. Belki beşeriyetim karışır da sana biraz kem bakarım. Allah beni tazip eder diye Allah korkusundan orada olsan olmaz mı diye rica etmiş. Benim amcamı öldüreceksin de sen bu dersimde olacaksın. Senin ayağından asarım onları. Ya bu niçin anlatıyorum? Bu insan nasıl kucaklayıcı, nasıl bir merhamet.
nasıl içinde herkes var. Vallahi o ruhta ben de varım ya. İnşallah. Onun gönlünde biz de varız değil mi arkadaşlar? İnşallah. Çünkü o ruh ummandır. O üç tane tayfenin peygamberidir. Melek, cin ve beşer. O ruh âli bir ruh. Beşeriyet düşürmeyin ya. Sonra rahmet-i ilahiyenin timsali. Allah'ın rahmetinin görüntüsü, göründüğü yer. Sonra muhabbet-i Rabbani'nin misali. Allah sana nasıl davranacak? Biliyorsun ama girmeyeceğim. Allah sana nasıl davranacağını peygamberin sana davrandığı gibi, ümmetine davrandığı gibi olacak. Misali, örnek. Ne? Muhabbet-i Rabbani'nin misali. Uyduruk bir kelimeler değil, tövbe. Ondan sonra son iki cümle. Hakkın en münevver burhanı ve hakikatin en parlak siracı ve tılsım-ı kainatın müftahı ve muamma-i hılkatın keşafı ve hikmet-i alemin şarihi ve saltanat-ı ilahiyenin dellalı ve mehasin-i sanat-ı Rabbaniye'nin vasafı ve camiyet-i istidat cihetiyle uzat, mevcudattaki kemalatın en mükemmel emnüzecidir. Öyleyse o zat şu efsafı ve şahsiyet-i manevisi işaret eder, belki gösterir ki o zat kainatın illi gayesidir. Yani o zata şu kainatın haliki bakmış, kainatı halk etmiş. Ama adam ne diyor? Kainatın çekirdeği diyorlar diyor. Levlak-ı levlak, lema halaktı levlak. Sen olmasaydın kainatı yaratmadın. Ya bunlarda hiç beyin yok mu diyor ya. Bunlar hiç akıl yok mu diyor. 571'de doğdu diyor. Ondan önce kainat yok muydu? Ondan önce çekirdek nerede diyor. Hani bu çekirdek diyor kainatın çekirdeği daha 571'de de doğdu diyor. Ulan peygambere bakışına bak. Müslüman onun videosunu açıp dinliyor. Ustad ona zındık diyor biliyor musunuz? 1926, 34, 34, 35 civarlarında 150. sayfada, 151. sayfa Kastamonu'da diyor. Bak diyor ki, tabi peygambere böyle baktığı için herhalde, ustad da, imam. Bu İslam ismi altındaki zındık, kurnazcasına, saf dil Müslümanlara, kaderi inkar eden adam, gözümün önünde ben isimle demeyeceğim. La kaderi inkar ediyor. İman esasına hücum ediyor, benim saf trik Müslümanım, ehli kıble diyor ona. Radyolarda konuşan ha Müslüman ha ilahiyatçı bizden sayılır. Hatta cemaatten ha benim karşıma çıktı. Fatih camisinde avlusunda cenazede. Ya bu ehli kıbledir dedi ya sen buna nasıl zındık diyorsun münafık diyorsun. Ustak diyor. Kader inkar eden İslam okuyu edile-i şeriye göre kader iman esaslarından bir tane inkar etmek. Hepsini inkar etmek. Kader inkar etmek Allah'ı inkar etmenin aynısı değil mi? Şualarda geçmiyor mu? 11. meselede geçmiyor mu? İman esasları bir zincir gibi olduğunu, bir halka olduğunu, bir tanesi kopsa hepsi gider. Allah'a iman etmek neyse peygambere iman etmek odur. Kadere iman etmek odur, haşa iman etmek odur. İman esasından bir tanesi olursa ne yapar iman? Gider. İman olmayanın ehli kıblesi olur mu? Zındık olur. Kader inkar ediyor mu etmiyor mu? Zındık. Zaten ne diyor? Bu İslam ismi altındaki. Yani niçin ediyor? Zındık diyorsun. Kaderi inkar ediyor. Alelen. Hadisi inkar ediyor. Alelen. Ey gafil Müslüman. Allah yok mu diyecekti. Münafık böyle olacak da. Ey Müslüman hala ehli kıble diyorsun. O zaman senin ehli kıblen değişik. Hala ehli kıble diyenin kıblesi değişik. Niye? Miri malından bir palaska çalan bir şey çalan başkasının çalmasına da müsaade eder. Ona ne dedim biliyor musun? Sen dedi ehli kıbleye nasıl zındık dersin dedi. Dedim ki sana iki soru soracağım. İman esasları bir bütündür. Sen Bediüzzaman'ı bilen bir adamsın. İman esaslarından haşri inkar etmek, melaike-i kitapları inkar etmek nedir hükmü? Ses yok. Konuşsana dilin mi tutuldu? Allah'ı inkar etmek neyse haşri inkar etmek odur. Kitabı inkar etmek odur. Melekleri inkar etmek odur. Kaderi inkar etmek odur. Kaderi inkar eden, Allah'ı inkar edenin aynısıdır. İkinci soru. Hiçbir şey demeyeceğim. Allah için söz ver. Sözüne dur. Araban çalındığı zaman, kızına laf atıldığı zaman,
evine taş, cam atıldığında kırıldığı zaman, araban çanıldığı zaman verdiğin feveran, tepki, karakol, velvele kadar kaderi inkar edene yapmıyorsan sen insan değilsin. Araban çalındığı zaman tepki verdiğin kadar kaderi inkar edip sen olmasan bile Müslümanın evladının imanını çalan adama araba çaldığı kadar tepki vermiyorsan iman esasları araba kadar değerli değildir. Şimdi yürü, git cenaze namazını kıl bakalım. Hakikaten dedikleri kadar sert adamsın. Hala basmadı dedim ya. Yürü. Aynı de. Tamam ne diyorsunuz? Aynı üslup kullanır. Niye? Kardeş benim anama küfür etmedi ki. Malımı mülkü çalmadı ki. Beni dövmedi ki. Kardeşim Allah'ımı inkar ediyor. Allah'ımı inkar etmek neyse kaderi inkar etmek aynıdır. Peygamber hadisini inkar etmek, ayeti inkar etmek aynıdır. Anlıyor musunuz? Ha beni ilgilendirmiyor. Ya tepki vermeyeceksin değil mi? Gördüğünüz bir şer. Gördünüz mü? Elinizle, gücünüz yetmiyorsa dilinizle, yetmiyorsa kalben buğz edeyim. Sen çok tepki veriyorsun. İşim bu benim. Mesleğim. Tevazu etmeyeceğim burada. Bir sene Risale-i Nur'u anlayarak ve kabul ederek okuyan asr-ı müdakik bir alimidir. Bir sene Risale-i Nur'u anlayarak ve kabul ederek. Öyle geçiyor mu geçmiyor mu? Peki ben Bediüzzaman çorbasını içeceğim 30 küsür seneden beri Risale-i Nur bir sene anlayarak ve kabul ederek okuyan asr-ı müdakik alimidir. Peki alim ne diye yapacakmış? Bir, gördüğünüz bir fiili elinizde. Bu halifelerin işi. Fitne olmasın diye. Ben halife olsam asardım. Astıkları gibi Allah'cı Masul mesela. Alimler ne yapacakmış? Diliyle ikaz edecek, anlatacak. Avam ne yapacak? Kalben buz edecek. O da yoksa iman yoktur. Adamda buz yok. Bak ne diyorum. Bir tanesi camını kırsa, taş atsa. Lan eşek herif! Kim attı lan bu taşı? Feveran eder misiniz? Eder tabii. Peki bu taşı atana, camı kırana feveran ediyorsun da bu inkarı itikadıma atana, itikadımı kırana niye feveran etmiyorsun be adam? Ne biçim adamsın? Bir de ses çıkanların sesini kısıyoruz. Bana şef vermen gerekirken sesimi kısıyoruz. Hayret ya, ehli kıble diyorsun. Allah inkar edene ehli kıble olur mu? Abi inkar etmiyor ki. Kader inkar ediyor aynı şey. Hadis inkar etmek, gayet inkar etmen aynısı. Bu İslam ismaltındaki zındık, kurnazcasına, saf din Müslümanlara ve Risale-i Nur görmeyenlere dinlettirmek ve göstermek için öyle bir tarzda gitmiş ve küfrünü gizlemeye çalışmış ki, şeytanette şeytandan ileri gitmiş. Beni çok mu tesir etti? Zaman mekan üstü değil mi mücedidlik? Ne diyecek diye, Lazca mı diyecek? Türkçe söyledi. Abi Risale-i Nur'un güzelliği avamı alim seviyesine çıkartıyor. Ya. Ve dille söyleme gücünü evet. Veriyor. Kardeşim, senin vazifen olmayabilir. Ama yarın benim yakama yapışacak Allah, peygamber, ustad, sen niyet demedin bize. Ben ima ettim. İma değil. İma dönemi yok. Hak batıl ayrılacak. İster gel, ister gelme. Hak batıl net. Çünkü asıl saadet de öyleydi. Sıdk ve iman birbirinden ayrılmıştı. Anladınız mı? Alim, bu asrın hangi alimidir? İlahiyatı bitiren değil. Risale-i Nur'u bir sene anlayarak ve kabul ederek okuyan müddakik, normal bir alim değil. Müddakik bir alimdir. Onun ferasetiyle size çıkarttıklarını, gösterdiklerini ittiba edin. Niçin? O bu tabela işaret ediyor. Malatya 10 kilometre. Ama tabela Malatya değil. Onun işaret ettiğine git. Buraya işaret ediyor Bediüzzaman. Tak Bediüzzaman tabeladır. Kur'an'a, Resulullah'a işaret ediyor. Ama Resulullah'ı gösteren Risale-i Nur anlaşılmasın diye bunu yok eden, tutan eli yok ediyorlar. Mukaddes yerlerinize hücum ediyorlar. Ben bunu anlatıyorsam bana hücum edecek. Sen anlatıyorsan sen hücuma çıktır.
Merak etme. Ha, peki o abi her şey sıkıntı olur. Sıkıntısını sevsinler. Ölümden başka ölüm mü var? Bir, he? Adam gibi yaşayacaksın. Adam gibi. Kapıda tasmalı bir yere bağlı olmayacaksın. İtikadına bağlı olacaksın. Edile-i Şeriye. Başka bir şey demiyoruz. Risale-i Nur'a demiyorum. Risale-i Nur oraya gösteriyor. Tak. Kitap. Sünnet. İcma. Kıyas. Ne diyorsa o. Bitti mi? Bitti. Adam Edile-i Şeriye vurur. Adama bak, la ilahe illallah diyen kurtulur, Muhammed'in olsa demese de olur diyor. Ehli sünnet midir bu şimdi? He? Tövbe estağfurullah ya. Adamda var. Diyorlar ki, ooo onun kadar mı biliyorsun? Şeytan kadar bile bir kimse bilmiyordu ki. Şeytan kadar alim mi? Arap Yarımadası'nı 100 sene Arap devletleri ve Arap alimlerini 100 sene aldatan Lawrence. 100 sene Arap alimini, Türk alimlerini değil ha, seni beni değil. 100 sene Cezayir, Tunus, Fas, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün vesaire. 100 sene Arap alimlerini aldatan Lawrence İngiliz ajanı. Türkiye'deki bazı hocaları ve öğretmenleri aldatmış çok büyük alim. La ilahe, ne zaman uyanacaksın? La ilahe illallah diyen kurtulamaz. Muhammed Resulullah demese. Öyle mi değil mi? Mektubat okumuyor musunuz değil mi? Sen Edile-i Şeriye göndermiyorum. 26. mektubun 4. mefasın 5. meselesi. Ya Necip, uyanık ol kardeşim. Ölçüler tak 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 tak. Uydu. Uydur. Bozma. Ben kitaba dayalı bir şey dedimse ağzımı tıkayın. Nerede yazıyor? Risale'dekileri söylüyor. Arkadaşlar, iman bakkaldan şeker almaya benzemiyor. İmanınıza sadık olun. İmanınıza düşman olanlar, en azından namusunuza, canınıza, malınıza, pencere camınıza düşman olanlar kadar düşman olun. Camınızı kıranlar kadar tepki verin. Fazla istemiyor. Tepkiniz de şu, tıklamayın. Uyarın. Bana ne diyorlar biliyor musun? Yazı yazmış. Sen zaten kafirsin. Sen zaten dinsizsin, imansızsın. Bunları yayarak ümmet-i Muhammed'i dinsiz yapma diyorlar. Bana mail atmış. Tabii sitelerinde benim videomu koymuş. Mezarda Yasin okunur demişim. Şirk ehline bak diyor. Elhamdülillah. Bana dediler ki abi sana şirk diyorlar. Ha, elhamdülillah. Onlar zaten bana imanlı deseler imanımdan şüphe ederdim zaten. Aynı, ustada şirk diyor. Aynı evet. O zaman Resulullah Ebu Cehil tasdik etseydi zaten şüphelenirdik. Elhamdülillah. İyi ki beni peygamber düşmanları tekzip ediyor. İyi ki Bediüzzaman'ın düşmanları bana küfür diyorlar. Elhamdülillah. Peygamberin sünnetin hadislerini inkar eden, kaderi inkar edenler bana şirk diyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Haşirde delil olacak inşallah bize. Biz neredeysek siz de orada, siz neredeyse ben de orada değil mi arkadaşlar? Beni bırakmayacaksınız ha. Bakarsınız ben belki şirk ehliyim, beni tutun. Olmaz. Nerelisin sen ya? Nerelisi yok. 45 yılında rahmetli babam nöbetçi dikte okuttu herifi ya. Allah Allah. Canım benim, babam eyvallah şu şeyi son okuyup kesiyorum. Muhammed, Allah Allah aleyhissalatü vesselam, son okuyacağım da. Allah kıstırdı sesimi. Daha ileri gitme, oku onları. Daha şeyler vardı ama. Bir şey yoktu ha şimdi. hiçbir şey yoktu. Bugün öyleydi de yapmadım ders. Şimdi de açıldı. Dur, aha bak. Daha girme. Peki. Muhabbetullah, ittiba-i sünnet-i Muhammed aleyhissalatü vesselam istizam eder. Kimi gösteriyoruz kardeşim? Risale okuyarak Resulullah'ı anlamaya çalışıyoruz. Peygamber'e uymanın ne kadar mühim olduğunu, peygamberin sevgisi ne kadar mühim olduğunu. Tamam? Peygamber olmazsa sen doğru yanlışı neyle çözecektin ya? Sonra, çünkü Allah'ı sevmek, onun marziyatını yapmaktır.
maziyatı ise en mükemmel bir surette Zat-ı Muhammediye'de aleyhissalatü vesselam tezahür ediyor. Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam yapamıyorum, bir zat vardı ben tanıyorum Rize'de. Muhammed aleyhissalatü vesselam deyince aleyhissalatü vesselam derdi. Kesinlikle oturarak almazdı selamı. Ondan sonra ulan bu ikide bir kalkıyor, ben atlıyordum biliyor musun adam ayak, yaşlı adam kalkmasın diye. Muhammed aleyhissalatü vesselam deyince aleyhissalatü vesselam. Ahmet aleyhissalatü vesselam aleyhissalatü vesselam diyor. Ayağa kalkıyor. Ayağa kalkar alıyor ya. Ben yapamıyorum. Ama yapanı da takdir ediyorum ya. Kurban olur mu onlara? Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam harekat ve faalde benzemek iki cihettedir. Birincisi okuyorum kesiyorum. Cenab-ı Hakk'ı sevmek cihetinde emrine itaat ve marziyatı dairesinde hareket etmek o ittiba iktiza ediyor. Çünkü bu işte en mükemmel iman Zat-ı Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Niye düşman? Adam direkt Muhammed aleyhissalatü vesselam'a değil, sünnetini inkar ediyor. Çünkü vahiy Ali'ye gelecekti. Muhammed'e yanlışlıkla gelmiş. Çünkü bu 12 imam, İmam Ali'nin devamı, Hululya. İkincisi, madem Zat-ı Muhammed aleyhissalatü vesselam, insanlara olan hadsiz ihsanat-ı ilahiyenin en mühim bir vesilesidir. Görüyor musun? Elbette Cenab-ı Hak hesabına hadsiz bir muhabbete layıktır. İnsan sevdiği zata eğer benzemek kabil ise fıtraten benzemek ister. Komünistler büyüklerini ağza sokar. Şöyle. Kimleri ben? Küpe takıyor adam. Buraya küpe takıyor. Niye ben? Mutlaka öyle bir şarkıcı var. Veya taklit ettiği birisi var. Bak ne diyor? İnsan sevdiği zata eğer benzemek kabil ise fıtraten benzemek ister. Yani kimi seviyorsanız ona benzer. Hatta Allah Resulü'nün buna ait bir hadis var. Kim hangi kavme, millete, kişiye benziyorsa o millettendir. İşte Habibullah'ı sevenlerin alameti nedir? Sünnet-i seniyesine ittiba ile ona benzemeye çalışmaları katiyen iktiza eder. Sünnet-i seniye bir insanın davranışı değildir. Bir insanın hareket ve hareketleri değildir. Çünkü kadına benzeyen erkeğe, erkeğe benzeyen kadına lanet edilmiştir. Peygamber erkektir. Kadın nasıl taklit edecek? Şu. Sünnet adetullah'tır, fıtrattır. Şecer-i hılkattaki kanun ilahidir. Allah'ın sünnetidir, adetidir. Onu insana cem etmiştir. Kainatı insana. İnsanda bulunan bu istidat ve kabiliyetlerini inkişaf ettirmek ve büyük insan kainat olması için kainatın sünnetini, adetini, fıtratını yapması lazım. Nasıl yapacağım? Hangisi doğru? Bu sefer Peygamber aleyhissalatü vesselam'da Allah kainatı cem etmiş. Bunun hareketi kainatın hareketi. Yani kainattaki hakikatların tezahürü. Eğer siz bunun hareketini taklit ederseniz, ki o da taklit ediyor. Ahmet de Muhammed'e tabi. Ahmet peygamberdir. Muhammed değil, Nur Muhammed'in adıdır, çekirdektir. Onun için mihrapta Allah Muhammed, Muhammed yazmak şirkmiş. Oysa Allah vacibül vücudu simgeler, zat-ı isimdir. Muhammed de zat-ı isimdir, nedir? Kainattan önce olan çekirdeğin adıdır. Çekirdek toprak, çekirdek ağaç, meyve. Bu meyve Ahmet'tir, bu çekirdek Muhammed'tir. Bazen Muhammed kullanmasının sebebi bu meyvenin içerisinde bulunan kökteki çekirdeğin itibariyledir. Meyvedeki çekirdek de, kökteki çekirdek ne aynıdır ne gayrıdır. Bu çekirdek kastedilirse meyveye Muhammed deniliyor. Eğer çekirdeğe meyve için bakılırsa Ahmet oluyor. Ondandır ki 19. söze Risale-i Ahmediye, 19. mektuba Mucizat-ı Ahmediye denmiş. Muhammediye, Mucizat-ı Muhammediye değil. Muhammed'in mucizesi yok. O çekirdek adıdır. Beşer olduğu için beşerin mucizeleri. Burada kesiyorum. Cenab-ı Hak istikametten ayırmasın. Amin. İki canda Cenab-ı Hak Müslümanları aziz eylesin. Zındıkların, münafıkların, şeddatların, firavunların fitne ve fesatlarından Cenab-ı Hak bizi ve bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, evlad-ı iyalerinizi, usul ve furularınızı muhafaza emin eylesin. Amin. Hizmet imanı, Kur'an-ı İhlas'ta, sadakatta, takva ile hizmette
İçtina bu kebayla daim ve kayım eylesin. Amin. Evinize maddi ve manevi hastalıkların sebebi olan erva habiseleri, mevadi şerirleri hak ile ihsan eylesin. Amin. Sihat ve selamete sebep olan erva aliyeleri, ruh kutsileri nasip eylesin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah, ömrümüze bereketullah nasip eylesin. Amin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de daim ve kayım saim eylesin. Amin. İştirak amal-i uhreviye sırrına mazar eylesin. Amin. Hissemizi ziyade eylesin. Amin. Ya Rabbel Alemin, kim bize dua ediyorsa hepimize, kimin bizde hakları varsa, kim bizden ne bekliyorsa, kim hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de alakadar varsa, İki cihanda aziz eyle. Amin. Sıkıntılarını bertaraf Amin. Eyle. Hizmet-i Kur'an'ı daim kayım sayım eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, istikametten bizi ayırma. İhtina sıratel müstakim. Sıratel lezine namta aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve neddallin. Amin. El Fatiha'tı ve selavat. Allah'a emanet olun. Sen kapat. Kamerayı yemesin.